Allah bir ayeti bitirelim. وَلَا تَمُوتُنَّ Ölmeyin. اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ne yapın yapın Müslüman olarak kadar ölüm teslim edin diyor Allah-u Teala. رَضِيَّةً مَرْضِيَّةً Rabbim senden razı, sen Rabbinden razı olarak. فَالْخُلِي فِي عِبَادِي Kullarının arasına gir. وَالْخُلِي cenneti Cennetime buyur diyor. Cenab-ı Hakk'ın da bizi çoluğunu çocuğunu cennetine buyur davetine uyan, cennetine gelen kulların zümresine ilhak eylesin. Görevde bulundum. Bu değerli hocamızla mekanı cennet olsun inşallah. Rabbim sevdikleriyle beraber haşriyle yakinen görüşürdük, tanışırdık, sohbetlerimiz olurdu. Mekanı cennet olsun. İnanıyorum ki Cenab-ı Hakk'ın bu okuduğum ayeti kerimede bildirdiği o üç vasıf da Necip hocamızda mevcuttu. İman vücut hücrelerine... Lütfen safları sıklaştıralım. Bakın cemaatimiz çok kalabalık. Şu anda kapının önünde duranlar var, bekleyenler var. Önlere doğru ilerleyelim. Lütfen şöyle ilerleyelim. اَعْمَلُوا فَسَيَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ثُمَّ تُرَدُّونَ اِلٰى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ الْكَرِيمُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِهِ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالَ اَوْ كَمَا قَالَ Müslümanlar, bugün Kızılcahamam ilçemizin, Ankara ilimizin ve Diyanet İşleri Başkanlığı Camiası'nın köprü çınarlarından biri olan Hafız Necip Aydın Hoca Efendi'yi Hakk'a yolcu etmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Mevla Necip Aydın Hoca'mızın yolunu açık eylesin. Divanında, dergahında cennetiyle, cemaliyle ve Resulullah'ın divabul hamd sancağı altında imanın şerefiyle şerefiyar eylesin. Cenab-ı Hak hayatı yaratmıştır, ölümü de yaratmıştır. Hayat ve ölüm arasındaki çizgide insanın başından ne gelmişse, ne geçmişse, nimetler, nakmetler, varlıklar, yokluklar, zenginlikler, fakirlikler, bunların hepsi bir sınanma içindir, bir imtihan içindir. Necip Hocam, Mustafa Hocam, bizden iyi tanır, karınbaşını var geçmişten beri. Necip Hoca hayatın pek çok çilesini yaşamış, görmüş bir insan. Ve ben Necip Hoca ile ilgili özetle şunu söylerim. Necip Hoca aşık bir insandı. Allah aşığı bir insandı. Bir nimete mazhar olduğunda şükürle Allah'a yönelmiş içerisinde olurdu. İçinde bulunmuş olduğu bilenleriniz bilir, sıkıntıların hiçbirisinden de dert yanmadı. Hatta o derdine dahi edenlerden oldu. Bakın sabırla beraber derdine şükür edenlerden oldu. Allah mekanını cennet eylesin. Çalışın. Çalışmanızın karşılığını Allah görecektir. Yani çalışmalarımıza Allah şahit. Çalışmalarımıza yapıp ettiklerimize Resulullah şahit. Yapıp ettiklerimize müminler şahit ve sonunda gaybi
ve varlık alemini bilen Allah Celle ve Ala Hazretlerine döndürüleceğiz, döndürüleceksiniz. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ O size dünyada iken ne yapıp ettiklerinizden haberdar, haber edecektir sizlere. Dolayısıyla Müslümanlar, almış olduğunuz her nefesin, vermiş olduğunuz her nefesin bir hesabı var. Ve Necip Hoca Efendi, alınan ve verilen her bir nefesin hesabının olduğunu düşünerek Aleyhisselatü Vesselam ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillahirrahmanirrahim. Eynemâ tekûnû yudrikûl mevt ve lekûntu ki bulûcî müşeyyede. Sadakallâhu l-azîm. Muhterem cemaat-i müslimîn, kıymetli hocalar, değerli misafirler, kıymetli hemşehriler. Bildiğiniz gibi memleketimizde hepimize yol gösteren, küçüklüğümüzde onun vaazlarıyla büyüdüğümüz, hepimiz tarafından sevilen sayılan bir yıldız daha kaybettik. Necip hocamız, Cenab-ı Allah Rahman ve Rahim ile muamele eylesin. Herkesin olduğu gibi bizim de Necip hocamızla birçok hatıralarımız var. Biz Orhan Hoca ile falan beraber küçük çocuk idik. Bizler de bir yaşımızı geçtik. Kızacağımız caddelerinde büyürken Necip hocanın vaazlarıyla yetiştik. Onların Musa hocam, onların vaazlarıyla büyüdük. Hiç aklımızın ucundan bile gelmezdi ki, geçmezdi ki Necip Hoca günden sonra kızacağımız bu sürede çıkıp biz vaaz edeceğiz. Allah bize nasip etti. Biz de çıktık. 10 yıl, 15 yıldır, 20 yıldır yaklaşık bu kürsülerde iyi kötü bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Benim şu anda hala vaaz ediyorum ben. Cuma'da. Vaazların içerisindeki aldığı notlardan birçoğu Necip Hoca'nın, hocamızın Allah rahmet eylesin, vaaz notlarından esinlenmedir. O vaaz ederken ben cebimden bir kağıt çıkartırım, ufak tefek bir şeyler yazarım. Daha sonra o vaazı kendime göre onun söylediklerine geliştirir. Bak bir sözü var, aklımda hiç unutmam. Hep şöyle söyler, bilmiyorum. Ben söylediğim zaman hatırlayacaksınız. Parası olan, kazadan, imanı olan, mezardan korkmasın. Allah rahmet eylesin. Tabii ben fazla uzatmayacağım. İki sene önce Rıza Çocuk hocamız biliyorsunuz, iki buçuk sene önce. Vefat etti, Allah rahmet eylesin. Memleketimizde bu manada Cumhuriyet zamanında üç tane yıldız var idi. Birisi Rıza Çocuk hocamız, birisi Necip hocamız bugün onda daha da bir hayata yolluyoruz. Son şu anda o generasyondan, o nesilden son kişi Abdullah Şehir'imizdir. Yaşı 45 ve 50'de dolanan daha yeni yıllar. Şu anda yaşayan bir Abdullah Şehir hocamız kaldı. O nesilden. Onların arkasında size de Mustafa hocamız Ecevi Mehmet. İşte bunların ışığıyla bizler büyüdük, bu hale geldik, bu zamana kaldık, geldik. Bu memleketin önderleri, manevi önderleri. Cenab-ı Allah hocamıza Rahman ve Rahim ile muamele eylesin. Ağzı ve arafetimizi hayır eylesin. Muhammed Mustafa'ya yar eylesin. Habirlerimizi nur eylesin. Uzaktan ve yakından tutulan bütün hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Mevzuyu fazla uzatmak istiyorum. Onlara da söylemeden biz ev sahibi olarak kısa keselim. Cenab-ı Allah Zülcelal ve Kafakas Hazretleri şurada toplandığımız gibi cennette de Necip hocamız gibi bizlere mahrem olup gösteren, tavsiyelerde bulunan manevi önderli tıpkı hocalarımızın, büyüklerimizin şefaatine nail eylesin. Onlarla cennette bir arada bulunmayı haç yükleme eylesin. Rıza anneler sahibi olarak, ilçe vaizi ve müftüvekil olarak tüm hocalarımıza hoş geldiniz diyoruz, siz cemaatimiz. Tabii ki malum Kızılca Hamamımızın, bu bölgemizin alimlerinden, yıldızlarından fazla emekli müftülerimizden muhterem Necip Aydın hocamızı bugün aramızdan veda ettiriyoruz. Cenab-ı Hakk'a tevdi ediyoruz. Rabbül Alemin rahmet eylesin inşallah. Çünkü el ulema ve retefü enbiya, alimler enbiyanın varisleridir. Mevla onların bıraktığı izden bizleri ayırmasın inşallah. Onların bıraktığı güzelliği, nasihatları, öğüdü, örnekliği Cenab-ı Hak cümlemize, çocuklarımıza nasip eylesin inşallah.
Hocamla tabii ki yaklaşık diyebilirim ki 9-10 senedir tanışıyorduk. Malum ben de buranın evlatlarındanım diyeyim. Çünkü ben Kazan'da 2003'ten beri orada Kur'an kursunda görev yapmaktaydım. Ara ara zaman zaman muhterem Necip hocamız gelir, ziyaret eder, hafızlarımıza, öğrencilerimize nasihatler eder, tatlı tatlı bir anı bırakır, iz bırakırlardı. Hakikaten onun örnekliği, onun güzelliği hiçbir zaman unutulmayacak. Biz zaman zaman kürsüye çıktığımız zaman da hocam şöyle gözlerime bakar, ben de hocamın gözlerine bakardım. İndiğinde de ellerine giderdim, yapıştırıp ellerinden öperdim. Hocam dualarsa eksik eylemek, bir hatamız, bir sürçü lisanımız varsa Allah razı olsun, Allah seni her zaman daim eylesin. Buraya da sen de geldin, bir ışık veriyorsun. Duydum ki senin baban da âlimdir, emekli, hoca da benim gibi. Allah seni eksik etmesin, hep duasını alırdık. Onun için Kazan'dan tanırız ve daha sonra burada da Mevla bizleri yine buluşturdu, bir araya getirdi. Bu açıdan Necip hocamızı hiç unutmayacağız. Zaten şahitler ortada, buyurun işte. Melekler, şahitler ortada. Allah nebilerle, peygamberlerle, alimlerle bizleri haşreylesin inşallah. Hadi diyelim ki son söz olarak da Allahümme hşurna me'an nebiyyine ve sıddikine ve şühedâne ve sâlihine ilâ yevmin liqâ. Ya Rabbi bizleri bu alimlerle, nebilerle, sıddiklerle bir araya bizleri haşrını mail ediyoruz inşallah. Mevla bizleri hocamızla ve alimlerle buluştursun inşallah. Onların izinden ayırmamayı nasip eylesin. Alimin ölümü, alimin ölümüdür. Ben bugün sabahleyin mesajı gördüğüm zaman, dostlarım, arkadaşlarım aradıkları zaman internette de hocamın vefat haberini paylaştım. Burada çok insanlar var. Emekli müftülerimiz var, karşımızda Kazan müftümüz var, eski müftülerimizden Şakir hocam var. Hukukumuz olan Mustafa hocam burada, bizim Diyanet İşleri Başkanlığımız hukuk müşaviri, belki burada bütün Osman hocamdan itibaren, yani belki o kadar çok insan var ki burada. Ben çok söylemeyeceğim, çok konuşmayacağım. Dedim ki kendi kendime, Necip Aydın hocamı bana nasıl tarif et deselerdi, En'am suresinin 162. ayeti kelimesi var. Yanlış değilsem şöyle tarif ederdim ben kendi adıma dedim. İnne salati kul inne salati nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alamin. Necip Aydın hocamız bu ayeti kerimenin şahsında tecelli bulduğu bir insan idi, çınar idi. Ne diyor ayeti kerime? De ki inne salati benim namazım ve nusuki diğer ibadetlerim ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alamin. Benim yaşantımda, ölümümde alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Ben onu bir sabır timsali gördüm. Ben onu, hatta onun hayatı biliyorsunuz TRT'de yayınlandı. Kendi kendime şimdi gençlerimize örnek bir evlilik modeli sunulsa, Türkiye'deki belki de nadir evlilik modellerinden birisidir diye Necip Aydın hocanın hayatı anlatılması lazım derdi. Siz biliyorsunuz, bana da özel olarak anlattıklar olmuştu. Sabır timsaliydi. İkinci bir evlilik yaptım. Ben yine 6 yıl, 8,5 yıldır buradayım. 6 yıl burada müftülük yaptım. 2,5 yılda ilk müftüyarlık yerindeyim. 8,5 yıldır kendisini tanırdım. Ben ondan hiç şikayet görmedim. En son evliliğini de yine sizler biliyorsunuz. Ondan sonra sohbet ederdim. İkinci eşi ayrıldıktan sonra. Hocam nasılsınız? Bir ihtiyacınız, bir sıkıntınız var mı? Müftü efendi Allah'a şükür, o kadar rahatım, o kadar iyiyim ki hiç şikayetim yok. Ben hayatta şikayet etmeyen bir insan olarak onu gördüm. İlk peygamberin sabrının kendisinde tecessüm ettiği insan olarak onu gördüm. Ve bir yere gidildiği zaman erinmeyen insan olarak onu gördüm. O yaşına rağmen Kızılcahamam'da bulunduğumuz müddet içerisinde evlenin üzerinde konferans yaptık. Kış mevsimlerinde 15 günde bir konferanslar yapardık. Ben bakardım Necip Aydın hocam herkesten önce gelmiş. O konferansların en ön safında eline notunu almış. Sanki bizde
rolüyle, eğitici rolüyle oraya geçer. Orada hocaefendilerin anlattıkları şeyler aslında hocamızın hep zihinlerindeydi. O harcı şiirlerle, edep edebiyatıyla, belagatıyla, fesahatıyla ama tek tek not alırdı. Onun için ben bu hayranlıkla izledim ve kendi kendime dedim ki Necip Aydın Hoca ancak bu ayetteki ifadeyle yaşamış, göçmüş peygambere komşu olacak, Cennet-i Ala'ya gidecek en önemli insanlardan da. İsmim Mustafa Babacı, ben Susuz köylüyüm. Necip Hoca falan olduğu üzere bizim köyde 6 sene kaldı. Ben de o arada askerliği yaptıktan sonra Hoca Efendi'den ilim ve edep tahsil ettim. Kendisi benim tanıdığım hocalardan bir numara diyebileceğim kişiydi. Önce cömert bir insan. Çok edepli birisiyle devamlı Allah ve Peygamberimiz Efendimiz'in sevgisinden bahseder, ahiretin ebedi olduğunu bahseder, dünyaya fazla mehil vermememizi, değer vermememizi tekkil eder. Bazılarında genelde böyle ahiret sevgisinden bahsederler. Burada çok değerli birbirinden güzel hocaların, büyük hocaların hepsi Necip Aydın hocamız hakkında hüsnü şehadette bulundular. Eminim ki sizler de aynı hüsnü şehadete, aynı düşünceye ister istemez katılıyorsunuz. Çünkü siz bizatihi beraber yıllarca bu ilçenin manevi hayatına, maddi hayatına nice değerler kattığına bizzat şahitsiniz. Bu vesileyle hepimizin başı sağ olsun, Rabbim Necip hocamıza hanımeni rahmet eylesin. Ezan-ı Muhammediye okundu, ben çok değerli vaktinizi almamak adına müsaadelerinizle benim de dua etmemi istiyorlar. Ben de duayı yaparak inşallah namazımıza geçmiş olalım. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel'akibetü lilmuttaqin. Vela udvane illa ala zalimin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم شرفنا وجماعة المسلمين birlikte ellerimizi açtık sana dualar ediyoruz dualarımızı kabul eyle senin rızanı kazanmak için okunmuş olan hatmi şerifleri indi ilahinde makbul eyle ondan hasıl olan sevabı alemlere rahmet olarak gönderdiğim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere tüm peygamberlerin ve onlara tabi olan ümmetlerinin de ruhlarına hediye ediyoruz. Sen ikram eyle. Dini bir İslam için, vatan için, millet için, toprağa düşmüş bütün şehitlerimizin de ruhlarına hediye ediyoruz. Sen haberdar eyle. Hazreti Kur'an'ı, din-i mübini, İslam'ı elden ele, dilden dile, gönülden gönüle, bugünlere kadar ulaştıran üstad efendilerimizin de ruhlarına hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle. Ya Rabbi hasaten, bugün aramızdan ayrılan değerli büyüğümüz, meslek büyüğümüz Necip Aydın hocamızın da ruhuna hediye ediyoruz. Sen ikram eyle. Okunmuş olan hakkı şerifleri ve kendisinin yetiştirmiş olduğu Kur'an talebeleri hürmetine onun kabrini Kur'an'ın nuruyla tenvir eyle. Taksiratını af-ı mağfiret eyle. Makamını cennet eyle. Geride kalanlarına sabırları ihsan eyle. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail olabilmeyi başta Necip Aydın hocamız olmak üzere tüm geçmişlerimize ve bizlere de nasip ve müyesser eyle. Ya Rabbi Necip Aydın hocamız ve onun gibi yıldız mihmandar hocalarımızın bırakmış olduğu emanetlerine sahip çıkabilmeyi, onların gösterdiği yoldan yürüyebilmeyi ve senin rızanı kazanıp da ahirete iman üzere göçebilmeyi bizlere nasip ve müyesser eyle. Son nefesimizde kelime-i şehadeti buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.
geçmişimizde ameller yapabilmeyi hepimize nasip ve müyesser eyle. Ya Rabbi, bir gün bizler de bu emaneti teslim edeceğimiz düşüncesiyle, her an Rabbimizin huzuruna gideceğimiz düşüncesiyle kulluk olarak bizleri her daim hazırlıklı eyle. Amin ve selam alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Dualarımızın kabulü için, geçmişlerimize rahmet için, bütün şehitlerimize rahmet için, gazilerimizin ölmüşlerine rahmet, hayatta olanlarına şifa için, vatanımızın, devletimizin, milletimizin birlik, beraberlik ve selameti için, cümle şer, nifak ve terör odaklarından selamete çıkabilmemiz için ve hasreten değerli büyüğümüz Necip Aydın hocamızın ruhu için Allah rızası için el-Fatiha. Zat, muhterem Necip Aydın hocamızı, komşuları, cemaati, tanıdıkları, eşi, dostu, sevdikleri olarak kıymetli hocamıza ahirete müteallik olan hak ve hukukunuzu helal eder misiniz? Helal olsun! Hak ve hukukunuzu helal eder misiniz? Hak ve hukukunuzu helal eder misiniz? Dünyadayken hali hayatında kıymetli hocamıza, değerli üstadımıza hakkınızı helal etmekle beraber kendinizi nasıl bilirsiniz, kendini nasıl bilirsiniz dersem, iyi bilir misiniz? İyi bilir misiniz? İyi bilir misiniz? Biz de kıymetli hocamıza kendisine vekaleten sizlere asaleten hakkımızı, hukukumuzu helal ediyoruz. Mekanı cennet olsun. Kıymetli dostlar, değerli kardeşlerim, öncelikle hepimizin başı sağ olsun. Rahmetli Necip Ozan hocamızın mekanı cennet olsun. Değerli kardeşlerim, burada hocalarımızın da her zaman okudukları bir ayet-i kerime tabutların da üzerinde yazılır. Her canlı ölümü tadacaktır diye. Dolayısıyla bu emri ilahiye uyarak Necip hocamız da bugün hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ben Necip hocamızı 70'li yıllardan itibaren tanırım. Gerçekten alim bir insan, ilmiyle amel eden bir insan, güler yüzlü, hoş sohbet bir insan. Kendisiyle zaman zaman sohbetlerimiz oldu. Onu her zaman hayırla yad edeceğiz ve hayırla anacağız. Burada namazdan önce hocalarımız camide kendileriyle olan anılarını anlattılar. Gerçekten ben de onların sözlerine katılıyorum, tanıklık ediyorum. Hakikaten Kızılcahamamızın yetiştirmiş olduğu ender şahsiyetlerden, hoca efendilerden birisiydi. Fakat malumunuz olduğu üzere Kızılcahamam hocalarıyla tanınır. Ama Necip hocamızın bir özelliği vardı. Genelde diğer hocalarımız, tanınan hocalarımız hep Ankara'da, yani Kızılcahamam dışında veya başka illerdeydiler. Ama Necip hocamız uzun yıllar Kızılcahamam'da kaldı, Kızılcahamam'da müftü olarak görev yaptı. Dolayısıyla sizlerle, bizlerle her zaman hemhal oldu ve sevildi, sayıldı. Bundan dolayı da bugün bu cenaze töreni de ne kadar sevildiğinin, ne kadar sayıldığının, ne kadar geride iyi itibar bıraktığının, gök kubbe altında hoş bir sada bıraktığının bir kanıtı. Doğrusu ben Necip hocamız adına, ailesi adına da bu katılımdan dolayı mutlu oldum. Uzaktan yakından gelen, teşrif eden bütün kardeşlerimize, hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize Allah razı olsun diyorum. Yakınlarına, evlatlarına başsağlığı diliyoruz. Rabbim mekanını cennet eylesin. Rabbim sıddık peygamberlere, sıddıklara ve şühedalara inşallah komşu eylesin. Ve Rabbim bizi inşallah onunla birlikte ahirette buluştursun. Cennetinde, rivayi hamd bayrağı altında buluştursun diyorum.
rahmetli Necip hocamızın ruhu ve bütün müminlerin ruhu için, Allah rızası için lillahi teala fatiha. Aşağı indir. 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 A